Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Köyde Yaşam kanalına ve İzmir Ödemiş Tekbıçaklar Köyü'nden. Biz köylerle ilgili şeyler çekiyoruz biliyorsunuz, videolar. Şimdi bugün uzun zamandır düşündüğüm bir şeyi yapmak istiyorum. Buraya ben küçük şelaleli havuz yapmak istiyordum. Hem su görmek, hem çiçekleri bir arada görmek, düzenli bir şekilde arada balıklarımı da içine koyarım diye düşündüm. Aslında balıklarımı sürekli içine koymayı düşünüyorum ama kedi amcalarına bir çare bulmamız lazım ilk önce. Bu briketlerimiz bizim inşaattan kalma sağlam. Onları sürekli böyle bir çiçek dikmek için düşünüyordum. Böyle bir araya getirip şey yapmayı düşünüyorum. Ortasına havuz yapıp içine de kenarlarına da çiçek dikmek istiyorum. Şöyle merdivenin kenarında bir boşluk var. Bu boşluğu güzel bir şekilde böyle doldurmak istiyorum. Arasına böyle uygun bir leğen ya da saksı gibi bir şey bulup içini de havuz rengi boyayayım diyordum. Şimdi o zaman biraz basit gibi olacak. Çimentodan ortasını havuz yapayım diyorum. Çiçekleri kenarına dikeyim. Benim sizden geçen kek yaparken fikrinizi sorduğum şey şeydi. Bunun tuğlalarını böyle olduğu gibi bırakayım mı diye düşünüyordum. Ya da simle mi kenarlarına yapışkan sürüp bolca sim savursam da güzel durur. Ondan sonra ya da kireçle beyaz kireçle mi şey yapsam, boya moya yapmak istemiyorum, o zaman abartılı olur, güzel olmaz. Sadece havuzunun içini boyayacağım ileride. Bizim burada her şeyi dört dörtlük yapmak zor oluyor çünkü Ödemiş'e gitmemiz gerekiyor. Her alışverişimizde 2 saat uzaklıktaki Ödemiş'e gitmemiz gerekiyor. Ufacık şeyler için de oraya gidilmiyor, sürekli gidilmiyor, 2 haftada bir falan gidiyoruz. Gittiğim zaman alırım. Artık beklemek istemiyorum. Çünkü bir malzemesini bul. Leğenini almıştım. Ortasına leğen koyayım diye almıştım. O büyük geldi. Bu evde bir tane vardı. Bunu denemeklik koydum şu anda ama. Böyle çiçekler aldım. 10 tane yok da. 7-8 tane çiçek aldım. Bazılarını başka yere diktim ama çiçeklerle dolduracağım bu gözeneklerini. Bir tane başka bir yerde denerim, olmazsa kireçle bir şeyini tuğlalarını sıvacağım. Bugünlük bunu yapayım. Dış cephesini sizin de fikrinizi alayım. Süleyman çıkarmış onu, kekin içinde ne işi var anne diyor. Ben de dedim hani dört dörtlük şey yapıyorsun, olabilirdi dedim, olmazdı diyor, kekin içinde bunun ne işi var gibisinden şey yapıyor, yapmış. Ondan o bölümü çıkarmış. Şimdi ortasının havuzunu yapayım bugün. Çiçeklerini dikeyim. Şelalesini deneriz. Ondan sonra balıklarım da olmazsa birkaç saatliğine geçiririm buraya. Balıkların rahatından başka bir şey yok orada. Haydar. Oğlum. Sen köpek balığı olmaya devam mı ediyorsun? Sevecek şeyimiz çoğaldı. Artık balıklarımız da oldu. Kuşlarımız var. Ablamlar da. Köpeğimiz var. Bir tane yine ablamın, aslan. Çok komik hareketleri oluyor. Onun da bebek olduğu için daha. Süleyman, eğer müsait olursa Ümmanan'la kucaklaşa işe gittikleri ağam var. Bir traktörde. Manas'ın kucağına resmen çocuk gibi yatıyor. Ben de onu çektim. Uzakta yeğenim var, bir ona göndermek için. Çok komik. Açıp açıp gülüyoruz ona. Köpeklerimiz zaten öyle. Bundan ilk önce bir altlarına delik açayım. Çiçek dikeceğim için. Açabilirsem. Açamazsam zaten yavaş yavaş dışına vuruyor birket şey olduğu için. Altına naylon yazdım betonumu bozmasın diye. Hem de
koyacağım. Haç yere yapışmasın. Eğer bir gün sıkılırsam buraya koymaktan mesela oraya geçireceğim. Rahatça geçiririm. Yapışmaz yani oraya. Evet arkadaşlar bir parça kireç koydum. Gerek var mı bilmiyorum. Bizim camı yapan inşaatçılar konur demişti. Kumunu kaldırmayacağım. Su kaçırmasını istemiyorum havuzumu. Böyle irili iri taşları ayırıyorum. Bakın. Kaçırsa da bin türlü çaresi var. Tekrar sıvarım. Zaten üzerinden yağlı boya yapacağım. Mavi. Su renginde mavi yağlı boya yapacağım. Mavi ya da yeşil. Sorun değil yani. Ama şimdiden biz sağlam yapalım yapacağımızı. Şöyle. Suyunu koyuyorum. Karıştırıyorum. Hamur gibi. Bizim köyde bazıları diyor iyi yapıyorsun. Biz olsak yapamayız falan. Bunun bir şeysi yok ki. Hiç mi hamur yoğurmadınız? Hamur gibi yoğur yoğur. Sana sıva. Sadece el malanız olsun. Bir tane malasız olmuyor. Düzgün olmuyor. Duvarlar falan da mala yokken tamir yapmaya çalışıyordum. Düzgün olmuyor yani ne kadar elinle sıvasan da ama malayla bir tek sıva attığın zaman bakın düzgün oluyor. Yani bir şeysi yok fazla. Tabi ustanın yaptığı iş her zaman daha güzel olur da. Her zaman da usta bulamıyorsun.
Evet. Havuzumu yaptım, dün yaptım, bir gün kuruttum. Kurumuş suyunu katacağım, birazdan deneme yapacağım. Ama önce şey yapacağım, çiçeklerimi dikeceğim. Gördüğünüz gibi kenarlarını kireçle boyadım. Bir tane deneme yaptım, şöyle merdivenin orada. Bu şekilde görüntü güzel olacak mı diye. Güzel oldu. İdare ederdi. Bundan farklı zaten. Simli bir boya olur mu acaba diye düşünüyordum ben. Hem kireç elimin altında her zaman oluyor. Diyelim ki su duşuna vurdu, çirkinleşti falan. Yine kendim acilen boyarım. Güzel de olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle yaptım. Şu ortasını şey yapacağım, havuz renginde boyayacağım. Ne bulursam artık, açık mavi mi bulurum, açık yeşil mi bulurum. Şurasını yağlı boyayla boyayacağım. Hem su kaçırmasınlar zaten kaçmaz herhalde ya, çok kalın yaptım. 2 santim falan, 3 santim enliğinde bir şey kenar var. Altını da bayağı kalın döşedim. Böylece birketler de birbirine monte edilmiş oldu. İç birketlerin içini boyamaya gerek yok. Boyamadım. Çünkü oraya şey koyacağız. Toprak koyacağız. Çiçeklerimizi dikeceğim. Deldim birketlerin dibini, çiviyle deldim. Ha, yumuşakmış, yine kolay delindi. Bakalım bir sonuç ne olacak. Ben şimdi birketlerin içini toprak dolduracağım. Sonra çiçeklerimi dikeceğim. Sonra içine su dolduracağım. Sonra temizleyeceğim biraz. Şelale aleti almıştım. Ben onunla bir şelalemi deneyeceğim. Eğer suyun temiz olduğuna kanaat getirirsem Haydar'la Zeynep'i bir koyacağım içine. Güzel olacak gibi geliyor bana. Hep beraber bakarız. Naylon koydum. Neden? Çünkü birket olduğu için su dışına vurabilir. Daha önce deliğini açmadan su koydum ben, bir nasıl oluyor diye baktım. Suyu o zaman dışına vurdu ama altında da delik yoktu. Şu anda deliği var ama ben yine de dışına vurmasın, birketimi çürütmesin diye böyle dışa vuracak olan yerlere şey koydum. Naylon koydum. Bu toprak çok değişik diyeceksiniz. Bu çiçekleri aldığım amca Çalı'da bir toprağa tavsiye etti. Hiç dedi ters falan koyma kızım dedi. Böyle böyle yap dedi. Onun dediğini yapıyorum şu anda. Amcanın dediğini dinleyelim. Ama yine de ben birazcık ters olsa ters de koyacaktım da. Koymak istiyordum yani. Mantıklı olan bu. Şuna bak. Kökleri çok güzel. Çiçeğin her tarafı kalın kalın kök. Kurdele çiçeği de var. Orada gördüm ben demişti. Seyircimizin bir tanesi. Kurdele çiçeği bu mu acaba ya? Ben bunun adını hiç sormak aklıma gelmedi. Kurdele. Kurdele mi? Kurdele mi? Kurdele çok güzelmiş bakın.